Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Ankara gücü Beşiktaş mücadelesinde 6 dakikalık uzatma işaret edildi. O 6. dakikanın içindeyiz. 1-0 Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Diğer yandan Rize'de karşılaşma sona erdi. Çaykur Rize Evi'nde Antalya Sporu 2-1 ile geçmeyi başardı. Gündüz 16 maçlarında Sivas Spor Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup etti. Kayseri Spor 1, İttifak Holding Konya Spor 2 sonucu e, alındı. Bunu da söyleyelim. Şu ana kadar hiçbir maç berabere tamamlanmadı. Evet uzatma dakikaları artık her an son düdüğü çalabilir. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya. Beşiktaş'ın golü 61'de. Domagoy Vida'dan geldi. Vida geçen e, hafta olduğu gibi bu haftada e, gol attı. Bir kafa golü geldi bu sefer. E, şimdi Ankara gücü son bir şans deniyor artık. Son 13 saniye bizim kronometremize göre. Uzun bir top Beşiktaş yer alanına gönderildi. Savunmadan seker top Wellington top oyun alanının dışına taça e, vurdu. Dışarı gönderiyor. Ankara güçlü oyuncular kullanacaklar. Hızlı bir şekilde geldiler atışı kullanmak için. Şimdi topu eline aldı bekliyor. Thiago Pinto arkadaşların yaklaşmasını bekledi. İlk olarak uzun bir atış yapacaktı. Şimdi tekrar Pinto'ya mı? Hayır. Bir top kaybı top oyun alanını terk ediyor. Artık 90 artı 7. dakika ve Halis Özkaya son düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın sonucu Ankara gücü 0. Beşiktaş 1. Siyah Beyazlılar haftayı 14. haftayı 3 puanla tamamlamayı başarıyor başkent deplasmanında ve ligin başına nispeten çıkışta olan Ankara gücü karşısında alınmış kıymetli 3 puan var. Hemen toplu sonuçlara da hızlı bir şekilde göz atalım bu haftayı nasıl tamamladık Süper Lig'de 14. hafta nasıl geçti? Atakaş Atay Spor 0, Trabzon Spor 1, Galatasaray 3, Göztepe 1, Aytemiz Alanya Spor 1, Yeni Malatya Spor 1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, Yukatel Denizli Spor 2, Kasımpaşa 0, Gaziantep Futbol Kulübü 4, Fenerbahçe 4, Medipol Başakşehir 1, Demir Grup Sivas Spor 3, Gençler Birliği 1, HES Kablo Kayseri Spor 1, İttifak Holding Konya Spor 2, Çaykur Rizespor 2, Fraport Tav Spor 1 ve Ankara Gücü 0, Beşiktaş 1. Puan tablosuna da bakalım. Puan tablosu nasıl şekil değiştirdi? Bugün oynanan 4 karşılaşmayla birlikte e, <laughs> evet Güler Yunanistan olduk. puan tablosu da önemli <laughs> tabii orada, ya, orada da ezeli rakipler var. E, ee, Olimpiyakos arasında bir ikincilik mücadelesi var <laughs> onu da belirtelim. Bu arada Ankara'dan er Eryaman Stadı'ndan görüntüler Tolga canlı olarak bittim, kalem gönder. geliyor. Tolga kalem gönder. <laughs> öldüm evet. kalem bitti. Kalem Peki e, maç sonrası açıklamalar olursa canlı olarak ekranlarınıza e, getireceğiz. Tamam, şey güzeldi. E, Selanik için. güzeldi. Pauk Selanik güzeldi. Geldi şimdi puan tablosu. Aykemiz Alanya Spor'un puanı 27. Galatasaray bir maçı eksik 26. Fenerbahçe 26. Beşiktaş bir maçı eksik 25. Gaziantep Futbol Kulübü 24. Atakaş Atay Spor 21. Fatih Karagümrük, Yeni Malatya Spor, Trabzon Spor 20. İttifak Holding Konyaspor Spor bir maçı eksik. 18 puanda ve aynı puana sahip takımlar Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivas Spor, 14. sırada 17 puanla aynı puanla 1.6 sırada Fraport'ta Antalya Spor var. Başakşehir son şampiyon 15 puanla 16. 17. Denizli Spor 18. Gençler Birliği 12 puanda. HES Kablo Kayseri Spor'un 10 puanı var ve 19. durumda Ankara Gücü ve Erzurum Spor 9'ar puanda kaldılar. 20 ve 21. sırayı paylaşıyorlar değerli izleyiciler. Gürcan Bilgiç, Mehmet Dayan ve Serdar Sarıdağ'la birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda Erman Toroğlu da Erman Hoca da bizlerle birlikte olacak. Ve e, bu gecenin karşılaşmasını, dünün yansımalarını birlikte e, değerlendirme fırsatımız olacak. Gürcan abi enteresan bir maç. E, golü çıkartalım ve diyelim ki goller yok kaç kaç bitmiştir. Herhalde herkes en az bir 4 gol söyler bu söyler, maçta. Söyler doğru. Yani iki tarafında e, çok net girdiği pozisyonlar oldu. İyi yakıldığı fırsatlar oldu. Benim hoşuma giden e, tempo oynamaya çalıştılar. Yani Beşiktaş 61'e kadar yani golü bulduğu dakikaya kadar hakikaten alayım topu sağa döndüreyim sola döndüreyim öyle bir e, pas yapayım rakibin dengesini bozayım den ziyade e, daha direkt daha kısa paslarla, verkaçlarla e, rakibi yıpratmaya çalışan, işte duran top alm almaya çalışan, oradan pozisyon yakalamaya çalışan e, oyun stilini, temposunu sürdürdü. Ee, i̇lk yarıda bir gol buldu. Halil ee, Özkahya Fol nedeniyle e, e, vermedi. onu konuşuruz daha sonra ama e, hak eden bir oyunu vardı Beşiktaş takımını. Geçen hafta Arzum Spor maçında da ya. Geçen hafta mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Üç gün önce mi diyeceğiz? Ya lig haftası Geçen olarak mı önceki haftaya? Evet. Önceki yani son maçta da çok iyi oynamıştı bence. Ee, 60 dakika yani o ilk golü bulana kadar temposu sonra da sürdürdü. Bugün de sürdürdü. Pozisyonlar verdim. Evet verdi ee, rakibe. Ee, çünkü arkada geniş alan bıraktı. Önde o baskıyı kuru, kurabilmek adına e, o riski göze almışlardı. Bundan e, yararlanamadım. Tek e, etkili pozisyon, oyuncu girdi ya kenardan kafası sarıldıktan sonra. O anda bir an gözden kaçtı o tabii Beşiktaş defansının. Bence e, Sağ kanattan başlayan Evet onla evet. yakaladıkları pozisyonda Ankara gücü adına. E, Başka şeyler de var şutlar da var ama Lopanis senin ilk yarı karşı karşıyası var Çok müsait durumdaydı Sağ çekti oraya çekmeye çalışırken avuta çıktı ya O çok çarpıcı bir pozisyondu yine Mutlak koyu şansıydı Yani karşı karşıya derken vurdu Zannettim ben <laughs> şey... Yok sağ çekti Evet evet gitti. Yani evet. şey e, Ankara gücü de Sonuçta son 3 maçta 7 puan almış bir takım. Tabii. Yani onlar da artık tehdit eden, e, zorlayan bir takımdı. Ve de e, en zor maçlar bu maçlardır. Değil mi? Yani ligin sonunda oynadığınız takıma karşı e, garanti görülen, nasıl olsa kazanır e, görülen, böyle yeni, e, şey arayla, yüksek arayla favori olduğunuz maçlar aslında en zor maçlardır. E, Beşiktaş da o zorluğu yaşadı. E, oyunu duran topla çözdü e, golünü duran topla attı ee, o, o da bir çözüm o da çalışılmış ee, bir opsiyondu, bir, bir organizasyondu Ankara gücünün en azından Beşiktaş'ın duran toplardaki etkisini bilip ona göre daha az folli daha az temastı oynaması gerekirdi ki ama o şeyde bir 50 oynamadan geldi yanlış hatırlamıyorsam Vida'nın golünü neden olan Gezal'in ortası top, evet, evet ki e, yani herhalde teknik direktör de soyunma odasında maç önünde ya da son taktiği verirken duran toplarda videoya dikkat edin demiştir. Hep oraya gelen o işleri zorlayan. E, Orada biri. Yani, Göldü kalecinin de bir yerleşim hatası var ama e, sonuçta yani her duran topta bundan önceki maçlarda da Beşiktaş tehlike yaratan bir takım. Ve e, şimdiki puan jeplerine baktığımız zaman da işte Galatasaray kazandı, Fenerbahçe'nin kazandı. Alanya'nın puan kaybetti e, bir haftada. Ee, bu maçı da kazanması gerekiyordu. Ee, o gerekeni de e, yaptılar, başardılar. Ee, işte hafta sonu maçları Bir hafta ara, ara, ara verilecek. Eee Sergen Yalçın rotasyon yapmadı, yapamıyor. Yani bir sol bek rotasyonunda çıktı. Değil mi? Rıdvan'ın yerine Enskala oynadı. En evet. Yani o da ligin başına bakarsak rotasyon Rıdvan'ın oynaması derdik. Bugün Onu, en ona, sakala ona baktığımız zaman. Değil mi? Evet. İki, e, 90 dakika yayın takımla oynadı. Hafta sonu problem olur mu? Olmaz mı? Onu konuşabiliriz bugün. Evet. E, önümüzdeki hafta müthiş bir maç var. Yani e, Trabzonspor Galatasaray. 20 puana geldi Trabzonspor Abdullah Avcı'yla. Kazanması haline 23 yapıyor. Galatasaray 26 puanı var. Lütfen başka bir yere geliyor. Tabii tabii yani o da... Haftanın e, programını dikkatli bir şekilde ilerleyen dakikalarda yani, inceleyelim. Birdenbire Trabzonspor'da orada e, ben de buradayım diyeceği bir üst tarafta birbirine çok yakın 6-7 takımın olduğu e, enteresan bir ilk yarı sonuna, sonuna doğru gideriz yani. İlk yarı finale enteresan olacak sizin de vurguladığınız evet. gibi Gürcan abi. Öngörmek de çok zor öyle e, duruyor. Peki Vida'nın rakamları da ekranlarınıza geliyor e, değerli izleyiciler. Bir gol topla buluşma 61 isabetli pas e, 50. %80 %89, ikili mücadele 4, hiçbirini kazanamamış genel anlamda Vida. Ama oradaki bir gol, işte o karşılaşmadaki tek gol, Mehmet dayan 1-0, kaçan hiç... fırsatlar abinin ve pen... e, geçerli kazanmayan filelere giden bir top. Gürcan abinin penceresini çok pembe buldum ben. E, ben bir kere bu maçı izlerken hiç keyif almadım. Çok kötü bir futbol maçı seyrettim. Hani bu maçta biz oturup Serdar... Ee, Gürcan abi Sadar hoş geldin bu arada ee, editör arkadaşlarımız Koray falan sen tabi işin olduğu için bizle beraber dedin ya mutlu olacağını futbol maçı bekliyordum ben mutlu olmadım bu maçta işte. gribi futbol maçı seyrettim. Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürürüm asla ama Beşiktaş'tan daha iyi oyun bekleyenler ve Beşiktaş'ın pazartesi günü oynayacağı Sivas karşılaşmasını bugün senin benim gibi hem Sivas'ı hem Beşiktaş'ı izleyenler endişe kapılmışlardır çünkü Sivas oyuncuları geldi bugün bence yükselmeye başlayacak Beşiktaş'ın e, Raşit Gezal dışında herhangi bir şekilde hücum operasyonu